Futbolun şehirlerinde bu hafta dünya şehri İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı Çatalca'dayız. Çatalca dediğimiz zaman hemen akla gelen tabii ki doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve yemyeşil doğası. Çatalca'da bu bölümde çok gezeceğiz, çok yerler göreceğiz ama öncelikle şunu söyleyelim. Çatalca bir dostluk ve hoşgörü şehri olarak da biliniyor. Şu anda Cem Kara Parkı'ndayız. Burası Çatalca'nın en güzel noktalarından biri ve programı da buradan açıyoruz. Aslında Çatalca'ya baktığımız zaman İstanbul'un yüz ölçümü olarak en büyük ilçesi olduğunu söyleyelim hemen sizlere. Şöyle ki İstanbul'un yüz ölçümü olarak 5'te 1'i Çatalca aslında. Ne kadar büyük olduğunu buradan siz anlayabilirsiniz. Aynı zamanda burada her şey var. Tarım var, doğa güzellikleri var, sanayi var. Çatalca İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri. Ve tabii ki Çatalca Spor. Tüm Trakya'da olduğu gibi futbol burada da çok seviliyor ve tüm halk Çatalca Spor'un peşinden koşuyor. Dop dolu bir bölüm olacak. Vakit geçirmeden başlıyoruz ve Çatalca'yı hep birlikte geziyoruz. Çatalca'ya gelip de güzel bir kahvaltı yapmadan olmaz. Çünkü burada gerçekten süt ve süt ürünleri çok fazla. Özellikle de manda çiftlikleri var ve mandadan üretilen ürünlerle yapılan kahvaltılar da bir başka oluyor. Sezai Ural'la birlikteyiz. Kendisi bu işi burada en önde gelen yapanlardan biri. Öncelikle tabii bu işe nasıl başladınız? Nereden geliyor? Manda çiftliği şu anda hala faaliyette mi? Onları bize anlatır mısınız? Manda çiftliğimiz yaklaşık 3 kuşaktır. 1950 yılından bugüne kadar devam ediyor. Ben 3. kuşak. Evet. Dedemiz, babamız ve ben bu işi uzun süredir yapıyoruz. Ürünlerle ilgili olan kısmı yaklaşık 7 yıl evvel katma değer ürünü yapma anlamında manda sütü ürünleri, manda kaymağı, manda yoğurdu, manda tereyağı, sütlaç ve manda sucuğu. Buradaki amaç insanların daha doğal beslenmesiyle ilgili olan tedarini biz burada elimizden geldiği kadar en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Tabii manda çiftliği kurmak için çok geniş araziler de var Çatalca'da ve doğal besleniyorlar. Bu da çok önemli. Evet, yani bölge olarak bizim Nakkaş köyü arazi bakımından da Trakya'nın ikinci büyük köyü. Yani 65 bin dönüm arazileri var. Mera alanları mevcut ve şehir otlakiyeleri çok çok güzel. Peki ürünleri biraz tanıtacak olursak, öncelikle tam önünüze manda sucuğu duruyor, onunla başlayalım. Evet, olmazsa olmazlardan herhangi bir katkı kullanmadan yapılacak tek sucuk manda etinden yapılan sucuklardır. Biz burada herhangi bir fermenteye hızlandırmak için kullanılan bir normal sucuklardaki o katkılar bizim bu sucuklarda yoktur. %100 doğal. %100 doğaldır. Yoğurt var galiba orada. Evet. Ki mandadan manda yoğurdunun tadı da bir başka oluyor. Evet. Manda sütüne yapılan yoğurdun raf ömrü kısadır. Herhangi bir katkı maddesi kullanmadığımız için ama doğal aromatik özelliği ve yağ oranındaki yoğunluk yoğurdumuza lezzet, üstüne lezzet katıyor. Tabii mandadan başka yapılan kaymak var burada yine. Zaten olması gereken manda sütünün en meşhur ürünü kaymaktır. Kaymak, yani %100 manda sütünden olması iki defa kaynatılarak yapılan ürün kaymaktır. Bir de manda tereyağı var. Yani normal inek tereyağı da var masamızda ama manda tereyağı da yapıyorsunuz. Biz onu yapıyoruz. Farkındaysanız inek tereyağından yapılan tereyağı daha sarımtıraktır. Evet, doğru. Ama manda sütünün kendine has bir özelliğinden dolayı manda tereyağı, manda yoğurdu, manda kaymağı daha beyazdır. Ve tabii yemeğin üstüne de bir isterlerse sütlaç yine. İşte onda olmazsa olmazlardan sütlacın ana ham maddesi manda sütündendir. Evet. Bütün İstanbul sektöründeki, mahallebi sektöründeki süt tatlıları, sütlaçları manda sütten yaparlar. Yani işin sırrı bu. İşin sırrı odur. Lezzetin sırrı bu. Evet. Ve tabii ki arkada sesleri de belki geliyordur tavukların. Burada olunca doğal organik yumurta bulmanız da çok kolay. Evet. Masada yumurta da eksik olmuyor. Evet. Yumurta... En taze, en doğal yumurtayı da burada yiyebiliyorsunuz. Evet, aynen öyle. Bizim buradaki baraj bölgesinde olduğumuz için, havza korumada olduğumuz için herhangi bir fabrika, herhangi bir sanayi yapılanmaya müsaade edilmiyor. Haliyle hava da temiz, toprak da temiz. Hayvanların otladığı otlaki alanları da ilaçlarla arındırılmış olduğu için doğal beslenen hayvandan çıkan ürün de doğal çıkar. Evet. Ya da insan sağlığı için
harikulade bir ortamdır. Tabii köy ekmeği de gelince o zaman kahvaltı tamamlanıyor. Yani, evet. Niye insanlar burayı kahvaltı için tercih ediyorlar? Şimdi bakalım anlayacağız. Öncelikle ben şu sucuğu merak ettiğim için manda sucuğuyla başlıyorum. Gerçekten sucuk gibi sucuk, yani çocukluğumuzda yediğimiz. İşte bu zaten sucuk, bundan 30 yıl evvelki doğal yöntemlerle yapılan sucuğun aromatik tadı var. Aynen. Ben bir de manda tereyağına bakayım. Tadı çok farklı gerçekten. Çok farklı. Her yerde bulunmaz manda tereyağı. Çünkü evet, çok az bulunuyor. Çok az çıkan bir ürün olduğu için niş bir ürün kategorisine girer. Ama bizim bu işletmemizde manda tereyağı bulunur. Ellerinize sağlık diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Sağ olun. Çatalca'daki en eski ve en önemli tarihi eserlerden biri olan Ferhat Paşa Camii'nin içerisindeyiz. Burası 1575 yılında Mimar Sinan tarafından yapılmış bir cami ve klasik bir Mimar Sinan eseri. Aslında mütevazi bir cami, kare planlı ve baktığınız zaman 9 metrelik kubbesiyle tam ortasında durduğunuzda muhteşem bir görüntü ortaya çıkıyor. Evet, 1575'te yapılmış, Ferhat Paşa adına yaptırılmış, Sadrazam Ferhat Paşa adına yaptırılmış olan bu camiden Evliya Çelebi de bahsetmiş. 1653'te Evliya Çelebi Edirne'den İstanbul'a dönerken Çatalca'ya da uğramış. Çatalca'da gezmiş, pek çok caminin ve mescidin arasında buraya özel bir önem vermiş ve şöyle yazmış: en mükellef ve en müzeyyen eser diye bahsetmiş Evliya Çelebi. Yüksek bir tepenin üzerinde şehir hakim, etrafı ağaçlıklarla çevrili olan bu camiden övgüyle bahsetmiş Evliya Çelebi. Daha sonrasında birkaç kez restore edilmiş ama ilk günkü özgünlüğünü koruduğunu söyleyebiliriz buranın. Hemen avlunun dışında camiyle aynı tarihte yapılmış bir çeşme var. Bir dönem Sibyan Mektebi de varmış hemen caminin kenarında. Mütevazi dedik ama Mimar Sinan'ın yine dehasını ve mimari özelliklerini burada görebileceğiniz bir cami olduğundan da bahsedelim. Geldiğiniz zaman minberiyle, mihrabıyla Mimar Sinan'ın her noktasına imzasını attığı bir cami Çatalca'da. Ve gerçekten de kubbe muhteşem. Zaten Mimar Sinan'ın dehası biraz bu kubbeleri yapmakla ortaya çıkıyor. 9 metrelik kubbesiyle gerçekten görülmesi gereken bir yapı. Rahmetli Gündüz Kılıç'ın kurduğu bir takım. Burada yedek subay askerliğini yaparken 1942'de Çatalca Spor'u kuruyor. Galatasaray'da oynadığı için de renkleri sarı kırmızı oluyor. 1986'da ilk şampiyonluğu benim oynadığım dönemde amatör kümede kazanmış. Çok güzel bir duyguydu. Çatalca ayağa kalkmıştı. O günleri yaşadığım için gerçekten şanslıyım. Ben 12 yıl bir futbol oynadım. Amatör olarak. Burada çok şey öğrendik. Dost kazandık. Ahbap kazandık. Biz istiyoruz ki Çatalca sporumuzla kendi çocuklarımızla mücadele edelim. Takımımız şu anda iyi gidiyor. Yönetim olarak iyi. Belediye başkanımız çok çok iyi. Çok üstüne duruyor. Şimdiki bu sahalar çocuklarımız için, sporcular için bir veli nimetti. Biz çamur içerisinde top oynuyorduk. Çatalca'mızı da çok güzel, iyi bir yerlerde görmek istiyoruz. İkincilikte görmek istiyoruz. ...13-14 yaşlarında biz Çatalca Spor'da başladık futbola.
kahvehane köşelerinden kurtulduk. Sağa sola takılmaktan kurtulduk. Haftanın 5 günü idman yapıyoruz. Hocalarımız bizimle sürekli ilgileniyor. 14 sene Çatalca Spor'da top oynadım. Hem genç takımda hem A takımda olsun. Bu civarın en eski kulüplerinden bir tanesi Çatalca Spor. Şu an ikincilik, birincilik oralarda görmek isterim. Şu an iyi de gidiyor. Hasan Gökçe başkanımız bayağı bir çaba sarf etti. Çatalca'nın daha iyi yerlere gelmesi için bazı kimselerin de destek vermesi gerekiyor. Tek başına olmuyor bu olay. Çatalca Gençlik Kulübü Trakya'nın en eski kulüplerinden biri. Renkleri sarı kırmızı bildiğiniz gibi. 38 tane köyü var. Bu köylerin hepsi amatör. Çatalca Gençlik Kulübü'ne topçu verir. Birkaç senedir de ligde iyi giden bir Çatalca var. Tabii eskisi gibi futbolcu potansiyelimiz yok. Futbolcu genelde her kulüp gibi dışarıdan geliyor. Ama gençlerle uğraşan eski topçulardan arkadaşlarımız var. İnşallah iyi topçular yetişecek. Bizim zamanımızda da çok iyi topçular çıktı. İstanbul Amatör'de çok sözü geçen bir takımdı Çatalca. Ben 1975 lisanslıyım. Kaleciyim. Çatalca'da 15 yıla yakın top oynadım. Şimdi de bir futbol sever olarak Çatalca'da ikametgah ediyoruz. Doğma büyüme buralıyız. Maçlarını takip ediyoruz. Çatalca'da İnceiz mağaralarındayız. Burası manastır bölümü ve İnceiz mağaralarının tarihçesi aslında çok çok eskilere kadar gidiyor. Milattan önce 5000 yılına kadar giden doğal oyuklar bunlar aslında. Ama milattan önce 1200'lü yıllarda bu doğal oyuklara buraya yerleşen insanlar kendileri yaptıkları oyukları, mağaraları da eklemeye başlamışlar. Böylece burası giderek büyüyen bir şehir haline gelmiş. Daha sonra Hristiyanlık döneminde milattan sonra 400 yılında özellikle burası çok önemli bir yerleşim haline gelmiş ve burada pek çok kaya manastırı da yapılmış ki onlardan birinin içerisindeyiz şu anda. Tabii duvardaki yazılara fazla dikkat etmeyin. Ne yazık ki hala tarihi eserlere yazı yazmama kültürümüz yok. Ama burası önemli bir şapel aslında o dönemde yapılan. Ve buradaki yerleşim giderek artmış. Önemli bir bölge haline gelmiş. Hemen yanından bir nehir geçiyor. O nehirin Büyükçekmece Gölü'ne ve daha sonrasında da denize kadar ulaştığı, buradan teknelerle oraya yük taşındığı da o dönem için söyleniyor. Büyük bir şehir, çeşitli kaya oyuklarından oluşan çok geniş bir alan var. Birinci, ikinci, üçüncü bölge olarak da adlandırılıyor o oyuklar. Ama şu anda içinde bulunduğumuz şapel günümüze kadar ulaşan en iyi korunmuş bölümlerden biri. Ne kadar korunmuş olduğunu görüyorsunuz tabii. Bunun yanında İnceiz mağaraları ile ilgili aslında şunu söyleyebiliriz. 4 katlı olarak yapılmış. Yani önceden tek kat doğal oyuklar, sonra 3 kat eklemiş insanlar bunlara ve burada yaşamışlar uzun bir dönem. Buranın bir başka özelliği de pek çoğumuz Türk filmlerinden burayı hatırlıyoruz. Yaşı yetenler hatırlayacaklardır. Kartal Tibet'in oynadığı Tarkan filmleri, Tarkan ve Kurt'u birkaç filmi burada çekilmiş. Daha da yakın tarihe gidecek olursak Kemal Sunal'ın efsane Salako filmindeki sahnelerim pek çok bölümü İnceiz mağaralarında ve etraftaki köylerde çekilmiş. Hem Kemal Sunal'ı buradan rahmetle anmış olalım, hem de eski Türk filmlerini sevenlere bir gönderme yapmış olalım. Thank you.
Çatalca'da Mübadele Müzesi'ndeyiz. Çatalca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden Aytekin Karabaş yanımızda. Öncelikle mübadeleyi konuşacağız, sonra da bu müzeyi konuşacağız ama şöyle başlayayım ben aslında. Çatalca nüfusunun yarısı zaten mübadelelerden oluşuyor. Mübadele iki taraf arasında yer değiştirme anlamına da geliyor. Olur. Ve tabii ki Cumhuriyet'in ilanından sonra, 1924'ten sonra çok hızlı bir şekilde özellikle Trakya bölgesinde mübadele yapılmış. Ben böyle bir giriş yapayım, aslında mübadeleyi siz anlatın. Mübadele nüfus değişimi anlamına geliyor. Lozan Anlaşması koşulları uyarınca yapılan bir uygulama ve esasına bakarsanız Yunan tarafının istediği bir işlem. Yaklaşık 1,5 milyon Yunan buradan oraya gidiyor ve yaklaşık 750 bin de Türk oradan buraya iskan ediliyor. Mübadil kültürü ülkemizde son derece yoğun yaşanan, özellikle belirttiğiniz gibi Trakya'da yoğun yaşanan bir kültür. Ve biz de Çatalca Belediyesi olarak 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve Lozan Mübadilleri Vakfı ile ortaklaşa Türkiye'de ilk göç temalı müze açılışını gerçekleştirdik. Yaklaşık 12 senedir hizmete devam ediyor. Ziyaretçi akınına uğrayan bir nokta burası. Neler var içinde? Şöyle bir anlatacak olursak. Burada anneannelerimizin, dedelerimizin ev eşyaları, gündelik kullanım eşyaları, düğün eşyaları, şahsi eşyalar, mutfak eşyaları, bahçe mobilyaları, aklınıza gelebilecek türlü anılar çağrıştıran her şeyi burada bulmak mümkün. Ben Çatalca için mübadillerin önemini soracağım. %50 dedik çünkü. Doğru. Nüfusun yarısı. Doğru. Bu bizim hayatımızın her alanına sirayet etmiş vaziyette. Düğünümüzden cenazemize, günlük hayatımıza, konuştuğumuz dile. Çünkü burada gelen akrabalarımız, büyüklerimiz Rumca konuşuyorlardı. Hala birkaç köyümüzde, köy kahvelerine gittiğimizde büyüklerimiz aralarında Türkçeden ziyade Rumca konuşurlar. Buna rastlamak mümkündür. Bu kültürün gelişmesi, yaşaması anlamında da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu müzede zaten o kültürün yaşamasına büyük katkıda bulunuyor. Mutlaka şunu da belirtmek istiyorum. Bu Türkiye'deki evet ilk göç temalı müze, ardından Samsun'da ve Bursa'da açılan göç temalı müzelere de bir öncü olmuş olduğunu söylememiz gerekir. Tabii Çatalca'ya gelip burada mübadil kültürünün içindeki yemeklerden bahsetmemek de olmaz. Üçüncü kuşak mübadil Mesut Dinç'le birlikteyiz. Evet. Sağ olsun bizim için evde de çok güzel börekler hazırlatmış. Evet. Ama öncelikle böreklere geçmeden üçüncü kuşak mübadilsiniz burada. Nerelerden geldiniz buraya? Yunanistan Kozani'li Nas ilçesi Yangon köyünden mübadele ile Çatalca'nın 10. güne geldik. Mübadele İskan'ın Çatalca'nın 10. güğü. Peki nüfus çok fazla değil mi? Çünkü köylerde mübadillerin sayısı çok fazla. Tabii Çatalca'nın 39 tane mahallesi var. 39 tane mahallenin içerisinde 21 tane mübadil köyümüz var. Hı. Çoğu patriot dediğimiz, hani Voyo bölgesinden, Kozani, Nasir bölgesinden. Patriot vatansever. Hı. Vatansever anlamına geliyor. Topraklarımızı bırakmayıp hala Balkan Savaşı'ndan sonra savaşan, Kuzey Makedonya'da kalan kişileriz biz patriotlar. Oradaki Yunanlılar takmış olduğu bir isim de. Pek çok hatıra var, anı var. Evet. Aklınıza gelen var mı? Tabii ki şöyle mübadele hazırlıkları yapılınca yemeklerini yapmışlar, içeceklerini yapmışlar, kazanları kaynıyordu köylerde, her köyde. Ve dolayısıyla gelen Rumlar, Rum mübadiler bizim dönüş yolunda yemeklerini yapıp yiyecekleri sırada dönüşlerini görünce çok ağladılar gelen Rumlar köyümüze. Bölgemizdeki köyümüze ve oradaki biz mübadil Müslümanlarımıza bizlere çok çok yardımcı oldu gelen Rumlar. Hani hep böyle yemek kültürümüzü, giyim kültürümüzü hep biz buralara getirdik. Şimdi tabii burada yaptığınız çok güzel börekler de var. Mesela bu böreğin ismi ne? Tropita. Tropita. Bu da mı aynı? Bu ıspanaklı börek. Spanki diyorlar. Spanki. Evet, ıspanaklı börek. Ya bunlar ta Spanak. O yıllardan gelen kültürümüzü burada yansıtıyoruz. Aynı geleneksel şekilde yapılıyor. Evet, yansıtıyoruz. Peki nasıl yapılıyor? Bunu anlatır mısınız? İşte unumuzu alıyoruz. Yağımızı, yumurtamızı, tuzumuzu, sirkemizi. Bu güzel bir yoğruluyor. Hı. Yoğurduktan sonra tenis topu gibi oluyor. Ondan sonra bunları altıya bölüyorlar.
alt kat açılıyor, yağlanıyor. Alt kat. Evet. Ondan sonra bu alt kat yaptıktan sonra şu vaziyette oluyorlar. Ondan sonra hepsini komple birden açılıyor. Altını altı, üstünü yedi kat yapıyorlar yine aynı şekilde. Ve soğanımızı veya işte kıymamızı, baharatımızı kavurup içine koyuyor. Ve dolayısıyla fırına verip buçuk hale geliyor. Çok büyük emek istiyor yani. Çok büyük emek istiyor. Çok büyük emek istiyor ve şu anda biz düğünlerimizde, düğünlerimizde bile baklavamızı, börevimizi yaptığımız zaman komşumuza bu şekilde güller içerisinde, çiçekler içerisinde komşumuza bu şekilde geliyor. Hani üzerine çiçek koyduğumuz zaman, gül koyduğumuz zaman ayıp oluyor. Öyle ayıp mi? Oluyor. Mutlaka tabii gül konuyor. Şu anda biraz da geriledik ama çiçeklerimizle, yeşillerimizle, peşkirimizle, komşumuza bunu getiriyorduk. Nefis. Şu an Çatalca'da Evcik plajındayız ve arkamızda tüm güzelliğiyle Karadeniz var. Karadeniz bugün biraz daha sakin bir gününde, her zaman bu kadar sakin olmaz ama bu plaj yazın özellikle her zaman dolu oluyor. Plaj çok güzel, kilometrelerce uzanan bir kumsal var ve doğal olarak da gerçekten buraya geldiğiniz zaman yaz olsun kış olsun muhteşem bir görüntü var. Aslında plajda önemli bir tarihi eser de var hemen plajın üstündeki kayalıklarda. Georgios Kilisesi. Anastasios surları yapıldıktan sonra burada askerler tabii ki kalmaya başladılar ve burada kalan 4000 askerin dini vecibelerini yerine getirmesi için buraya bir kilise inşa edildi. Burada tam kayalıkların üstünde günümüze biraz harap halde ulaşmasına rağmen yine de önemli bir tarihi yapı ve Anastasios surları ile beraber düşünebiliriz aslında o kiliseyi de. Gerçekten çok güzel. Burası sık sık klip çekimlerine, dizi çekimlerine ev sahipliği yapan bir kumsal. Yazında geldiğiniz zaman bu muhteşem denizin tadını çıkartabilirsiniz. Şu anda Çatalca'da Anastasios surlarının önündeyiz. Bunlar aslında İstanbul'u koruyan savunma duvarı. Ne zaman yapılmış? Milattan sonra 4. yüzyılın sonlarında yapılmış. O zamanki imparator Anastasios İstanbul'u Hun akınlarından koruyabilmek için uzun bir sur inşa etmiş. Silivri'de başlayan, Marmara Denizi'nde başlayan surlar burada Çatalca'da Karadeniz'de sona ermiş ve Avrupa'nın en uzun savunma duvarı olarak biliniyormuş o dönemde ve İstanbul'u ve buradaki özellikle de su kemerlerini korumak için inşa edilmiş surlar olarak anlatabiliriz aslında bunları. 56 kilometrelik bir savunma duvarı düşünün, 10 metre yüksekliğinde ve o dönem aslında İstanbul'u koruyan en önemli savunma duvarı. Aslında baktığınız zaman Çatalca her dönemde İstanbul'u ve Anadolu'yu korumak için çok önemli bir müstahkem mevki. Balkan Savaşları'nda Çatalca'da yapılan savunma hattı, kurulan savunma hattı ülkenin diğer taraflarının işgalini belki de engellemiş ve savaşta çok önemli rol üstlenmiş. Ne yazık ki pek çok da şehit vermişiz. Daha sonrasında burası 2. Dünya Savaşı'nda da bir savunma hattı olarak hazırlanmış, hazır tutulmuş, bekletilmiş. Yani aslında Çatalca'nın önemi İstanbul'un savunması için çok çok hayati. Bu surlar, Anastasios surları günümüzde ne yazık ki 10 metre yüksekliğinde pek kalmamış. Çevredeki köyler evlerini yaparken buradan aldıkları taşları çok çok kullanmışlar ki antik şehirlerde de bunu sık sık görüyoruz. O nedenle özellikle bazı kısımları 2-3 metre yüksekliğinde olarak kalmış durumda ama surları takip ederek buradan Karadeniz kıyısından Silivri'ye Marmara kıyısına kadar gidebiliyorsunuz.
Çatalca'da Kumarlıdere su kemerinin önündeyiz. Ahmet Rasim Yücel'le birlikteyiz. Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı. Bu kemerler çok uzun bir alana yayılmış durumda ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan kemerler aslında bir dönem, evet, değil mi? Evet. Şimdi doğanın içindeki, ormanın içindeki bu kemerler neden yapılmış, tarihçesi nasıl, onları kendisinden öğreneceğiz. Ya. Efendim 2. yüzyılda İstanbul Roma'nın başkenti ilan edildikten sonra müthiş bir nüfus patlaması oluyor ve su sıkıntısı baş gösteriyor. İmparator Konstantinopolis buna bir çare olarak Kırklareli'nden İstanbul'a kadar olan geniş bir coğrafyada Karadeniz'e boşa akan dereleri ve su kaynaklarını belirledikleri su kaynaklarını belli sisteme dahil ederek Kırklareli Vize ilçesi Pazarlı köyünden başlayarak orada bir kaynak buluyorlar. Daha sonra Silivri'nin Danamandıra köyü ve Çatalca ilçesi sınırları içerisinde 40'a yakın bu ve buna benzer su kemerimiz bulunmaktadır. Ve daha sonra Terkos ve İstanbul'un içine kadar gitmekte. Bizans İmparatorluğu'ndan daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'ndan da Fatih Sultan Mehmet özellikle Kemerburgaz taraflarında buldukları su kaynaklarını bu sisteme bağlayarak İstanbul'un su ihtiyacını karşılamışlar. 451 kilometre uzunluğunda dünyanın en uzun Roma eseri su yolunun üzerindeyiz şu anda. Evet, 451 kilometre o su taşınmış İstanbul'a kadar. Evet ve elektrik yok, bir şey yok. Yani bir mühendislik harikası bir olay yani Bizans döneminde yapılan. Osmanlı da korumuş onu. Osmanlı korumuş. Eklemeler yapmış. Yapmış ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan bir sistem. Evet, şu anda Çatalca'da bir binicilik tesisindeyiz. Yanımızda binicilik antrenörü ve milli binici Volkan Çapur var. Çok da güzel bir tesisteyiz Volkan Bey. Atların da üstündeyiz. Evet. Çok güzel hayvanlar bir kere öncelikle. Evet. Ve ata binmek çok büyük keyif ama tabii siz kesinlikle bu işi daha profesyonel yapıyorsunuz. Aynen. Öncelikle tesisten bahsedelim isterseniz. Tabii. Tesisimizin kuruluşu 2012 yılı. Yaklaşık 10 yıl oldu. Daha önce çiftlik evi olarak kullandığım burada, daha sonra binicilik kulübü kurmaya karar verdik. Şu an 35 tane at, 3 tane manej, manejlerin 2 tanesi kapalı olmak üzere, 2 tane restoranımız ve kafemizle beraber misafirlerimize hizmet etmeye, biniciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada yarışmalar da yapılıyor. Tabii, müsabakalar Türkiye şampiyonaları yapılıyor. Evet, hem minik binicilerimiz için poni yarışmaları, aynı zamanda yetişkinler için atlı dayanıklılık yarışmaları, endurans dediğimiz ve engel atlama, dresaj yarışmaları, müsabakaları düzenlenmekte. Peki İstanbul'dan buraya, yani burası da tabii İstanbul ama tabii. Diğer semtlerden buraya ilgi var mı? Tabii, ağırlıklı olarak İstanbul'un Avrupa yakasından ilgi büyük. Şöyle söyleyeyim, kulübümüz Binicilik Federasyonu'na bağlı Federe Kulüp. Antrenörlerimiz de aynı zamanda antrenör belgeli, Binicilik Federasyonu'na bağlı eğitim vermekteyiz. Peki son olarak şunu söyleyeyim, at sevgisi gerçekten çok önemli. Küçük yaştan itibaren de aşılamak gerekiyor. Hani bizi seyreden ailelere bu konuda ne tavsiye edersiniz? Her insanın içerisinde at ve hayvan sevgisi var. Bence çocuklarımızı ve kendimizi bu sevgiden uzak tutmayalım. Buyursun gelsinler. Hep binicilik böyle pahalı bir spor. Çok pahalı gibi geliyor ama öyle değil.
Yani bunu çok profesyonel değil de hobi şeklinde de yapabilirler. Ondan dolayı arayıp irtibat kursunlar, fiyatlar hakkında bizden bilgi alsınlar. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olalım. Çatalca'da pek çok köy var. Onlardan biri de Karacaköy. Bu bölgede aslında hayvancılık, et ve et ürünleri meşhur. Biz de onların tadına bakmaya geldik ve ızgaranın başındayız. Zehra Korucu ile birlikteyiz. Evet. Bize biraz bölgedeki bu eti ve köftesi niye bu kadar lezzetli? Buranı anlatır mısınız? Biz burada hem kasabız hem lokantayız. Kendimiz yetiştirdiğimiz için bir de et sadece yani köfte. İçinde galeta unu yok, ekmek yok, soda yok. Siz sadece, aynı zamanda kasapsınız değil evet, mi? Çok fazla hanım kasap görmedik biz aslında. Evet, 2012'den beri yapıyorum. Nasıl başladınız onu anlatın. Eşim yani, İstanbul'daydı. Evet. Sarıyer'de çalışıyordu. Gidip geliyordu haftada bir gün. Bize dedi ki ya beni tekrar al, ya ben geleyim ya sen gel. Bir gün işe gidiyordu. Buradan da bir arkadaş devrediyordu. Dedik gel böyle bir iş yapalım. Zaten hayvancılık yapıyordum burada ben. Yalnız yaptım 10 sene çocuklarımla. Dedik ki ya sen gel ya ben gideyim. Burada başladık. Peki, yani, etler kendi etleriniz? Etimiz kendi etimiz, sucuk kendimiz yapıyoruz, kendimiz çekiyoruz. Köfte kendim yapıyordum, elle yoğuruyorum. Köftede yani bu kadar lezzetli olmasının bir sırrı vardır, belki onu söylemezsiniz ama. Kuzu var, yok söylerim. Kuzu ve kaburga. Kaburga da. Bir de sevgimi katıyorum. Çatalca Spor Başkanı Hasan Gökçe ile birlikteyiz. Üçüncü ligde mücadele ediyor Çatalca Spor. Daha üst ligleri hedefliyor. İnşallah. Öncelikle bu sezonla ilgili neler söyleyeceksiniz? Nasıl takımın gidişatı? Çatalca Spor'umuz tarihi bir kulüplerden. 1942'de kurulmuş bir kulübümüz. Çatalca Spor'u biz 2007'de aldık. Amatördeydi, birinci amatördeydi. 3 tane şampiyonluk yaşadık. Tarihinde 75 yıl sonra 3. lige çıkarttık. Biz Çatalca Spor dar bütçelerle güzel işler yapıyoruz. Evet. Ve en önemlisi iyi bir yönetime de sahibiz. Evet. Çatalca Spor'un bir ilmeği de Kadir Akbulut'la yaşadı. Kadir Akbulut zaten demeye gerek yok eski Beşiktaş'ımızın futbolcularından. Bir fir 7 sene beraber çalıştık. Bir ara verdik. Tekrar Kadir Hocamızla beraber geldik. İki defa ikinci lige çıkmak için play-off oynadık. Şehrin güzel tarihi bir takım olduğu için, markası olduğu için tüm illerde koca büyük şehirlerin düştüğü bir ülkemizde biz kulübümüzü yerinde tutmaya çalıştık. Hedefimiz bu sene yine play-off oynamaktı. İlk yarıyı çok kötü geçirdik. İkinci yarı belki de en iyi takımlardan bir tanesiyiz. Play-off'lara kalmamız şu an zor görünüyor. Ama önümüzdeki sene takımını şimdiden yapmaya başladık. Evet. Yine Kadir hocamızla devam edeceğiz. Biz hocamızdan ve yönetimimizden memnunuz. Hedef neresi? En üstlik hedefleyebilir miyiz? Çatalca'nın hedefi önce ikincilik. Biz mesela 2014'te çıktık. Yerini koruyan ve her zaman rakiplerine gözdağı veren bir ilçe takımı olduk Çatalca Spor. Ve çok da dar bütçelerle biz buralardayız. Yani evet, şirket yönetir gibi biz kulüp yönetiyoruz. Birilerinin hesabını yapıyoruz. Yani burada takım 25 kişi deplasmana gidiyorsa bir yönetici gidiyor, ikinci yönetici cebinden gidiyor. Çatalca'da bu kadar serbest bölgenin, gümrüğün olduğu yerde biraz daha destek gerekiyor. Gerekiyor. Düzgün destekleri alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Taraftarımız gerçekten bizi süper amatöre çıkmamızda,
Bal Ligi'ne çıkmamızda, 3. Lig'e çıkmamızda, playofflarda gerçekten Çatalca siyasi görüşü ne olursa olsun Çatalca Spor'un etrafında kenetlenmiştir. Ve yönetimimizde evet, her görüşten insan vardır. Çatalca Spor Teknik Direktörü Kadir Akbulut'la birlikteyiz. Kadir Hocam tabii herkes çok yakından tanıyor. Beşiktaş'ın efsane kadrosunun çok önemli isimlerinden biriydi. Şimdi teknik direktörlük kariyerine uzun süredir de Çatalca'dasınız. Evet, 8. yıl bitti. 8. yıl, yani burayı en iyi bilen sizsiniz. Evet. Öncelikle şunu sorayım. Çatalca'da futbolu halk çok sever mi? Ya tabii ki futbol her yerde olduğu gibi Çatalca'da da seviliyor. Tabii ki bu başarılarla orantılı olan bir şey, biliyorsunuz futbol. Yani başarı ne kadar erken gelirse, iyi olursa, o zaman kaynaşma daha fazla oluyor, katılımı daha fazla oluyor taraftarların. Tabii ki biz de süper amatörden başladık buraya başlarken. Doğru. Tabii ilk yıllar bir zorluk oldu o konuda, destek konusunda, ama sonraki yıllarda başarılarla beraber taraftarın katılımı da çok iyi oldu. Fakat son iki yıldır maalesef sahamız yıkıldığı için sahamızda oynamıyoruz. Biraz o konuda uzağız. O konuda da biraz eksikliğimiz var, desteğe ihtiyacımız var tabii, ama onun dışında katılım gayet iyi, her yılda olduğu gibi Çatalca'da da iyi. Peki takımla ilgili son durumu nasıl anlatırsınız? Bu sene biraz playoff hedefinden uzak kaldınız. Ama önümüzdeki yıl için şimdiden çalışmalar başladı sanıyorum. Son maça kadar elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Tabii ki benim buradaki en büyük hedefim Çatalca Spor'u buralara getirmekti. Yani spor amatörden başladık. Kolay değil amatörlerde. Sağ olsun başkan da başladığımız günden de beraberiz. Desteğe gerçekten çok fazla, her yönüyle çok emek veriyor. Maddi manevi her zaman yanımızda olmaya çalışıyor. Ama tabii tek başına bazen yeterli olmuyor, zor oluyor. İki defa playoff oynadık burada. Evet. Yani bir üstlükten döndük. Ama benim en büyük hedefim bu takım, o süper amatörlerden buraya geldikten sonra bir ikinci lige, en azından bir ikinci lige çıkarmak lazım. İnşallah onu da bu sene olmazsa önümüzdeki senelerde başaracağız kısmetse. Peki aslında bunun için bir sistem gerekiyor değil mi? Öncelikle hocanın, teknik direktörün burada bir sistem kurması gerekiyor. Kesinlikle. Siz de onu yapıyorsunuz burada zaten yıllardır. Öyle olduktan sonra biraz iş daha kolay oluyor. Çıkıyor. Daha farklı yerlere geliyor. Tabii ki o önemli. Devamlılık çok önemli. Yani senin de söylediğin gibi devamlılık önemli. Hem yönetim devamlı, hem hoca devamlı. Bu işlerin daha hızlı ilerlemesine yol alıyor. Ama işte en büyük handikap şu burada. Üçüncülüklerde istikrarlı kadro kurmak zor oluyor. Çünkü çok sirkülasyon oluyor. Çok değişim oluyor. Biz de şunu yapmaya çalışıyoruz. Yani genç oyuncuları bulup onları 3-4 sene bağlayıp onları tutmak daha kolay oluyor. O oyuncularla bir takımın iskeletini oluşturup İşte onların arasına katacağımız tecrübeli, yetenekli oyuncularla bu işi bir an önce çevirmeye çalışıyoruz, ama kolay değil tabii ki. Yani bu bütçe, potansiyel, saha meselesi, dediğim gibi iki senedir sahamızda maç oynayamadık. Hep dışarıda oynuyoruz evet, maçlarımızı. O zorlukları çekiyoruz ama eninde sonunda bu işi başaracağız. Çatalca'da gerçekten Çatalca spor ilçesi diyebilirim. Çünkü burada hem erkek futbolu, kadın futbolu, yüzme havuzu ve bir sürü daha spor dalını biliyorum. 2 senedir burada oynadığım için. Yani gerçekten halk da gerçekten çok fazla futbola meraklı. Maçlarımıza gelmeye çalışıyorlar ellerinden geldikçe. Yani 23 yaş ortalamasındayız takım olarak. Gerçekten genç bir kadroyuz. Bu kadroda kaptanlık yapıyorum. Bizim hedefimiz her zaman şampiyonluk oldu. Hiçbir zaman hani ortalara oynamak olmadı. Çünkü çok şey kattı bana Çatalca Spor. O yüzden minnettarım Çatalca Spor'a ve daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Ünel'le ve ailesiyle birlikteyiz. Aslında çok güzel bir tablo öncelikle. Röportajı ailenizle beraber geldiniz. Çok teşekkür ederim abi. Çatalca'yı anlatalım önce biraz, sonra sporu da konuşuruz. Çatalca dediğimiz zaman insanlara biz nasıl anlatabiliriz Çatalca'yı? İnanın Çatalca İstanbul'un nefes alabilecekleri ilçelerden bir tanesi. Yeşili, doğası, aynı zamanda deniziyle, tarihiyle olan bir ilçemiz.
1912 yıllarında buralarda Balkan Savaşları'nın yaşandığı çok tarihi bir ilçedeyiz aslında. Ve en güzel tarafı da biz 1924 yıllarında mübadele olarak gelen bir topluluğuz buralarda. Ama burada manav dediğim burada yerli halk da var tabii ki. Bu yerli halkla beraber artık Çatalca bir bütünleşen, şu anda 76 bin nüfusu olan bir ilçe konumuna geldik. Buranın en güzel özelliklerinden bir tanesi, inşallah hiç bozulmayacağımız bir şekilde tarım ve hayvancılık noktasında şu anda önümüzdeki dönemin en önemli işlerinden bir tanesi gözüken bu sektörü daha da iyi canlandırmakla uğraşıyoruz. Bir de biz Çatalca'da geldiğimiz günden beri belediyede bir spor akademisiyle Çatalca'da eğitim ve sporu birlikte getirebilmekle uğraşıyoruz. Evet. Bu bulunduğumuz ortam şu anda 31 bin metrekare bir spor adası yapıyoruz burada. Futbol sahası, yüzme havuzu, basketbol salonu, yürüme alanları, bisiklet alanları, işte tenis kortlarıyla bir bütünlük oluşturacak. Çatalca Spor'a, futbola geleceğiz ama Çatalca Belediye Spor'da var. Tabii. Orada kadın futbolu, evet, ve bir sürü de amatör branş var. Biraz da onları, evet, anlatabilir misiniz? Amatör branşlara da siz belediye olarak çok büyük destek veriyorsunuz. Tabii. Şöyle zaten hedeflerimizden bir tanesi çocuklardı burada. Geldiğimizde hemen spor akademisi kurduk Çatalca'da. 3500 tane çocuk bizim her ay bizimle beraber spor yapıyor. Bununla beraber dedik ki bu çocuklar yetenekli olanlara da bir belediye sporu kuralım. Yetenekli olanları şimdi belediye sporda lisanslı topçu yaptık, basketbolcu yaptık, voleybolcu yaptık, handbolcu yaptık. Bunlar şu anda bizim hem yarışmacı grubumuz oldular hem lisanslı topçularımız oldu. Bir de dedik ki bir vizyon katalım, bir kadın futbolu istedik, koyalım diye. Niye? Hangi okulu gezmeye gittiysem böyle ufak kızlarımız, böyle genç kızlarımız dedi ki ya başkanım bir kadın futbolu kurar mısınız falan diye. O zaman dedik buna bir örnek teşkil etsin, bir bayan futbol takımı kuralım. Evet. Bayan futbol takımı kurduktan sonra şimdi altyapısını kurduk çocuklara, kız çok futbol güzel takımı. Bu şekilde devam ediyoruz. Biraz da kızım da futbol oynuyor. Kızınız da futbolcu. Evet, futbol oynadığından. Ama Galatasaray'da oynuyor. Evet, Galatasaray'da. Geçen sene Beşiktaş'ta. Çatalca'ya ne zaman transfer edeceksiniz? Vallahi ben çok istiyorum hemen. Bonservisini al. Evet, yani biri futbolcu kızlarınızdan, diğeri de basketbolcu. Onu da unutmayalım. Evet, evet. O da Galatasaray'da. İkisini de Galatasaray'a vermişsiniz. Evet. Çatalca Spor. Şimdi 3. ligde herkes tabii ki bütün diğer branşlar önemli ama futbol biraz daha vitrinde. Evet. Ve herkes istiyor ki 2. lige çıksın bu takım. Sizin takımla ilgili hayaliniz, hedefiniz ne? Ben buradan kulüp başkanı Hasan Gökçe'ye ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel bir işleyişle Çatalca Spor'u bir noktaya getirdiler ki borcu olmayan kulüplerden bir tanesiyiz. Bundan sonra da içine zaten Kadir hocamız, Kadir Akbulut bir marka Çatalca için 7-8 yıldır da bizimle beraber üstüne koya koya inşallah seneye hedef ikincilik. Geçen sene playofflardaydık. Olmadı. Bu sene playoffları kovalıyoruz ama biraz geride kaldık. Ama seneye bunu inşallah telafi edip ikincilik mutlaka istiyoruz. Biz sağlam zemine basa basa gitmeye çalışıyoruz. Bu takımın düşmemesi lazım öncelikle. Çünkü üçüncülük önemli, bölgenin tek profesyonel, evet, takımıyız yani şu anda. Futbola 62-63 sezonunda genç takımda başladım. 66-67 sezonunda lisanslı amatör olarak Çatalca Spor'un formasını ilk defa giydim. Rumeli Hisarı'nda ilk defa yedek kaldım. Üngür üngür ağlıyorum. Rahmetli başkanımız Nafi Talo, oğlum sen çok zayıftım. Oğlum sen bu top çamurlu sahada oynayamazsın. Bir dahaki seferde seni oynatacağım söz dedi ve öyle beni avuttu. 12 sene kaptanlık yaptım. Beni köyler kaptan Enver, köken olarak tanımıyor da kaptan Enver olarak tanır. Çatalca'da 23 sene futbol oynadım. Çok güzel anılarımız oldu. Yine dünyaya gelsem yine futbolla devam etmek isterim. 58 yaşında maçta kalp krizi geçirdim. Şu anda 11 sene oldu. İyiyim. Fakat futbolu çok seviyorum. Çatalca Spor'un her şeyiyle var olmasına neden olan kişileri ben de büyüklerimden dinleyerek öğrendim.
Örneğin Çatalca Spor'un kuruluşunu Gündüz Kılıç abimizin, büyük futbolcumuzun Çatalca'da askerliğini yaptığı sürede yapmış olduğu bir uğraş neticesinde Çatalca Spor'un kurulmasına ön ayak olduğunu duydum. Tabii onun Galatasaraylı olması Çatalca Spor'un da sarı kırmızı bir formayla kurulmasına neden olduğunu herkes bu şekilde bir öğrenmiş oldu. Gündüz Kılıç buradan koptuktan sonra Çatalca Spor'u yalnız bırakmamış. Arkamızda durmuş. Büyüyebilmek için her türlü girişimlerde bulunmuş. Hatta ve hatta ben 7 yaşındaydım hatırlıyorum. Galatasaray Spor Kulübü'nü Çatalca'da özel bir maça getiriyor. Metin Oktay, Turgay Şeren gibi büyük futbolcuları da bizler canlı olarak ilk defa o yaşlarda seyretme imkanını yakaladık. Zamanımızda 13 kişi sahaya maça çıkacağımız zaman bir torba, bir çuval içinde 11 tane ayakkabıyı paylaşarak, kavga ederek o maçın ilk 11'ine çıkardık. Bir değişiklikte çıkan adamla girecek adam aynı ayakkabıyı paylaşırdı. Onun için şimdiki nimetlerden dolayı Çatalca Spor'umuza, Çatalca Spor Kulübü Başkanı'na, Çatalca Belediye Başkanı'mıza bu tesisler için, bu güzel her şey için teşekkür etmek istiyorum. ...1975-85 yılları arasında ben de futbol oynadım. Daha sonra yöneticilik yaptım. Kendimden büyük abilerimle, gençlerle hep beraber Çatalca Spor için mücadele ettik. Çatalca Spor'da bir fili 22 sene top oynadım. Ve bununla ilgili arkamızda çok seyirciler oldu. Gerçekten Çatalca'yı çok sevdik. Çatalca küçük bir yer olduğu için İstanbul'da bütün müsabakalarımızı Çatalca içerisinde yapamıyorduk. Ve jübilemi yaparak futbolumu noktaladım. Bu arkadaşlarımdan anlatılacak gibi hepsi bir efsane. Hepsinin değerleri var. Rüyamız olan profesyonel ligdeyiz. 2015 yılından beri taraftarlarımızdan, halkımızdan, bütün büyüklerimizden bu kulübe sahip çıkılmasını, burada kalıcı olmamızı istiyorum. Türkiye Kadın Futbol Ligleri 3. Liginde mücadele ediyoruz. Yalnız belediye spor olarak bizim sadece kadın futbol takımı yok. 15 branşta yaklaşık 25 eğitmenle 3500 sporcumuz var toplam belediye sporda. 80 bin nüfuslu bir ilçede 3500 tane gencin spor yapmasına kadın futbol takımını da ekleyerek bunu bir vizyon proje olarak ortaya çıkardık. Çünkü Çatalca İstanbul'un biraz dışında bir ilçe. O yüzden sosyal aktivist çok olmayan bir ilçe. Biz şimdi kadın futbol takımı olarak maçlarımızı Çatalca'nın değişik mahallelerindeki statlarda oynuyoruz. Süper Lig önümüzdeki sene kurulacak. İnşallah önümüzdeki yıl 2. Lig'e, ondan sonraki yıl 1. Lig'e, ondan sonra Süper Lig'e hedef düşünüyoruz. Şu anda altyapıyı yeni çalışmalara başladık. Yani A takım seviyesini kurduk. Altyapıda yani bannerlarımızı yayınladıktan sonra yaklaşık olarak 40-50 başvuru geldi ve altyapıyı 15, 16 ve 17 yaş grubunda kurduk. Altyapı çalışmalarına da başladık kızlarda. Bir, iki, üç. Çatalca! Futbolun şehirlerinde bu hafta İstanbul'un batıya açılan kapısı Çatalca'daydık. Çatalca hem İstanbul
hem de Trakya aslında baktığınız zaman. Ve burada çok önemli bir mübadil kültürü yaşanmaya devam ediyor. Buranın nüfusunun büyük bir bölümü mübadele sonucunda gelenlerden oluşuyor aslında. Bu programda da hem onların kültürlerini size tanıtmaya hem de Çatalca'yı anlatmaya çalıştık. Burada çok güzel bir doğa, kültürel ve tarihi miras ve baktığınız zaman çok çok eskilere giden bir yerleşim var. Aynı zamanda da tüm bu bölgede olduğu gibi futbol da çok seviliyor ve halk Çatalca Spor'un peşinden koşuyor. Bu programda tüm bunları izlediniz, Çatalca'yı yakından tanıdınız. Tabii kültür deyince halk oyunlarında o kültürün çok önemli bir parçası. Çatalca Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu bu programın kapanışında bizlere çok güzel bir gösteri hazırladılar. Şimdi programı onlarla kapatıyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.